Hatay'da evinin bahçesinde çay içtiği esnada kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı geçirdiği ameliyat sonrası yaşama tutunsa da sol kolunu kullanamamaya başladı. Yaşlı annesi ve engelli ağabeyine bakmak zorunda olan Taşçı hayatını idame ettirmekte güçlük çekiyor. Bahçede oturmuştum valla, çay içiyordum, elimde bardak düştü bir anda. Bir baktım sanki beynimde böyle sanki bir şantel patladı. Bir anda kollarım tutmaz oldu. Hemen beni komşu hastaneye götürdü, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne. Orada hemen beni kırmızı odaya aldılar. Sonra orada müdahale ettiler. Ondan sonra ambulansla beni Defne Hastanesi'ne yatırdılar. 3 saat ameliyatta kaldım. Sol kolumda tutmuyor. Bakacak kimsem yok. Engelli abim var. Ben ona zaten bakıyordum. Annem de yaşlı. Babam yeni vefat etti. Yani bakacak hiç kimse yok. Herkesten bir şey yardım bekliyorum. Bir daha bu olaylar olmasın. Kimsenin canı yanmasın yani. Peki size kafanıza gelen yorgun mermi Evet, miydi? yorgun mermi abi. Yorgun mermi. Yorgun mermi vallahi. Olay Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal mahallesinde yaşandı. Evinin bahçesinde çay içen 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı'nın kafasına yorgun mermi isabet etti. Santimlerle hayata tutunmayı başaran Taşçı, geçirdiği ameliyatlar sonrası hayatta kalabildi. Sol kolunu hareket ettiremeyen kadın, yaşadığı olay sonrası zor günler yaşamaya başladı. Kendisini bu acıyı çektirenlerin bulunmasını ve cezasını çekmesini isteyen Taşçı, şimdi ise yaşlı annesi ve engelli ağabeyinin bakımını nasıl yapacağını düşünüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi. Tane çelik, Bursa'da geldim. İki tane çocuğumu bıraktım. Yaşlı kayınvalidemi bıraktım. İşte ablam böyle olduğunu duyunca apar topar hemen Reyhanlı'ya geldim. Ondan sonra annem bana anlattı. Ablam bahçede oturuyormuş. Bir ikindin vakti saat 4'te çay içiyorlarmış. Ablam tekrar bir bardak içtikten sonra diğer bardağı doldurduktan sonra oturuyor annem yanına bahçeye. Eniştem de buradaymış, ablamın kocası. Ablamın elinde bardak yere düşüyormuş. Anneme demiş ki hani anne korkma, bardak elimden düştü. Elim tutmuyor. Kafamda da sanki bomba patladı. Yani deprem mi oluyor anne? Sol kolu tutmuyor. Bu ablamın hali ne olacak? Size söylüyorum. Bir genç kızın hayatı söndü. Ondan sonra devletten, bütün herkesten yardım bekliyoruz yani. Araştırılmasını istiyoruz bu şeyin. Bu genç kızın hayatı söndü. Düğünlerde artık kurşun atılmasın, silah sıkılmasın. Bu da bir erkeklik midir yani, silah sıkılması? Size çok teşekkür ederim.